Ben size şunu söylemek istiyorum. Ee, bir hoca olarak, belki bir abi olarak, belki bir kardeş olarak ya şimdi e, gerçekten çalıştınız, gerçekten emek verdiniz. Sınavda süre yetmemiş olabilir. Hani ben sınavdan önce şunu da söylemiştim arkadaşlar, süre yetmezse herkese yetmez. Sorular zor olursa herkese zor olur demiştim. Yani şu an öyle bir durum yaşayacağız gibi duruyor sanki. Ben onu söylemek istiyorum. Yani siz öyle ya işte şu kolay diyor hocam şu yok işte full yapacağım. Onlar çıkar zaten ona bir şey diyen yok. Ama e, genel olarak e, ortalamaların ben e, yani tabii şey de bilemiyorsunuz. E, şimdi hani yorum yazan kadar yorum yazmayanlar da var. E, onu da tam ölçümleyemiyoruz aslında. Ama genel olarak e, sizleri zorladığı yorumları gelmekte... E, Şimdi ben buradan öğretmen olarak ya arkadaşlar bu kolaymış ya şöyleymiş desem saçma olur. Ya zaten öğretmeniz ee, ama hani öğretmenin gözüyle bile baksam öyle çok da helaleye bakalım çıtır çıtır yapılacak sorular açıkçası ben diyemem. Ha, diyenler vardır o ayrı mesele bir şey de diyemem o konuda. Ee, arkadaşlar bitirdik tekrar söylüyorum geçmiş olsun canınız sağ olsun. Bu bir son değil. Bundan sonra da daha bir sürü sınavlara gireceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sanki böyle sınavı kaybetmiş gibi de düşünmeyin ha. Yani daha e, ne olacağını göreceğiz. Hani görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler demişler ya. Hakikaten şu an e, çoğu öğrenciye baktığınızda böyle umutsuz. E, yani böyle ya hocam kötü geçti ağlayanlar var. E, tabii yani çocuk emek vermiş. E, bakıyor yani böyle böyle. Yani bunları tabii e, biz de üzülüyoruz ama... Şöyle bir durum var bakalım ne olacak yani hani. Yani şimdi geçen yıl atıyorum adam 450 puanla bir yere giderken belki bu yıl 400 puanla gidecek. Böyle şeyler de olabilir. Hani yüzdelik dilim olayları falan mesela bunlar e, baya puanlar e, oynayabilir. Yani o açıdan bence siz e, rahat olun ben şunu söyleyeyim. İlk LGS geldiğinde de mesela böyle e, çok böyle veryansı neden öğrencilerimiz de olmuştu. Hocam ben kazanamayacağım galiba deyip de. Ee, kendisi kazanan da çıktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Kazanamayacağım ben de, de. Ee, 13 netle falan. 13 netle bakın. 13 matematik netle Hiç unutmuyorum bunu. Denizli'de bir de yani. Ee, İstanbul, Ankara'dan nasıldır büyük şeylerde tam olarak bilemiyorum açıkçası. İstatik olarak istatiksel olarak incelemek lazım. Ee, onları da yapacağız. Ee, sizlerle tercih sürecinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Puanlar, sonuçlar açıklandığında sizleri yalnız bırakmayacağız. Ben teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ee, sizlerle çalıştık, ee, bir şeyler yapmaya çalıştık. Burada e, inşallah istediğiniz puanla, istediğiniz yüzdelik dilimlerde inşallah gelir, bir sıkıntı yaşamadan istediğiniz liselere inşallah yerleşirsiniz diye düşünüyorum. Daha da uzatmadan e, yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir daha ki, artık bir daha ne zaman canlı yayın yaparız, bir daha ne zaman video yaparız, şöyle olur tercih zamanında, puanlar açıklandığında inşallah sizlerle yine yaparız. O zaman yine görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, ailelerinize çok selam söyleyin. Aileleriniz de bu durumu anlayışla karşılayacaklardır. Özellikle bu hani hocam kötü geçti, ben çok üzüldüm. Ben tüm o yorumları okudum bir kısmını, sonra bir kısmını okuyamadım çünkü sorular yayınlandı. Hemen çözeyim, çıktı alayım, bilmem ne yapayım derken çoğu yorumu artık okuyamadım ama okuduklarımın Nereden baksanız arkadaşlar yüzde yetmiş yüzde sekseni soruların matematik kısmının özellikle zorlayıcı olduğu yönünde öğrenciler tarafından. ben de öğrencilerin dediğine bakarım. yani şimdi hani genel olarak insanlar şunu diyebilir ya hocam işte şöyle böyle ama öğrenciler ne diyor? Yani çünkü o bakın tekrar söylüyorum o psikolojiyi yaşayan sizlersiniz. O anı yaşayan sizlersiniz. o mücadeleyi veren sizlersiniz. Yani biz burada şimdi ahkam kesersek çok ayıp olur yani çok Sizin emeğinize saygısızlık olur. O yüzden arkadaşlar ben tekrar söylüyorum. E, hakkınızda hayırlısı ve selametlisi olsun. E, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.